Hepinize merhaba. Bu videoda Mucize ile ilgili yeni gelişmelere bakacağız. 6. sezonun yeni posteri, 6. sezon özeti ve bir sonraki videomuzda da Londra özel bölümü özetine bakacağız. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın lütfen. O halde videoya geçelim. Ve karşınızda 6. sezonun yeni posteri. 5. sezonun posterine bayağı bir benziyor. Sadece animasyon tarzı değiştirildiği için karakterler biraz farklı gözüküyor ve Uğur Bece ile Kara Kedi'nin kostümleri de biraz değiştirildi. Şimdi ise 6. sezon özetine bakalım. Hawkmoth'un ortadan kaybolmasının ardından yeni bir döngü başlar. Uğur Bece ile Kara Kedi gizemli, rahatsız edici, yakalanması zor ve kendilerine yakın olan yeni bir düşmanla yüzleşmek zorundadır. Çok yakında ama kim olduğunu bilmiyorlar. Merinette ile Adrien de birbirlerine hiç bu kadar yakın olmamışlardı. Ancak günlük hayatlar uzun ve sakin değildir çünkü hala birbirlerinden sakladıkları sırlar vardır. En büyüğü ise hala Uğur Bece ile Kara Kedi olduklarını bilmemeleridir. Ekolojik açıdan örnek teşkil eden bir Paris'te devrim niteliğindeki yeni bir okulun kalbinde kahraman duygu ve keşiflerle dolu bir okul yılı yaşayacaklar. Uğur Bece ile Kara Kedi gizemli, rahatsız edici, yakalanması zor ve kendilerine yakın olan yeni bir düşmanla yüzleşmek zorundadır. Daha önceden paylaşılan bir senaryoda Merinette yeni süper kötü yani Chrysalis hakkında hiçbir şey bilmediklerini söylemişti. Gabriel'dan bile daha gizli olmayı başardı Layla ve bu da kahramanlarımızın canını sıkıyor. Çok yakında ama kim olduğunu bilmiyorlar. Merinette ile Adrien de birbirlerine hiç bu kadar yakın olmamışlardı. Ancak günlük hayatları uzun ve sakin değildir çünkü hala birbirlerinden sakladıkları sırlar vardır. Bu sırların en büyüğü de tabii ki ikisi de birbirinin gizli kimliğini bilmiyor. Bu da günlük hayatlarında ve tabii ki ikisinin ilişkisinde sıkıntı çıkaracaktır. 6. sezon hakkında genel olarak konuşmam, fikirlerimi belirtmem gerekirse öncelikle animasyon tarzı hakkında konuşmalıyım. Yanlış hatırlamıyorsam Thomas Astruc yeni bir şeyler denediklerini ve eski animasyon tarzının buna uymadığını, bu yüzden animasyon tarzını değiştirdiklerini söylemişti. Ama bence buna hiç gerek yoktu. Zaten Mucize fanları bu animasyon tarzından bayağı memnundu. Ve bence Mucize için en iyi animasyon tarzı bu ve kalitesi de bayağı iyi. Mucize Uyanış filminin animasyon tarzı da dizinin animasyon tarzından farklıydı. Bazı fanlar bu animasyon tarzını çok beğenmiş, bazıları ise hiç beğenmemişti. Ve dizinin yeni tarzı Uyanış filminin tarzına benziyor. Bence yapımcıların Mucize fanlarına kulak asmaları ve eski animasyon tarzıyla devam etmeleri gerekiyordu. Bizler senelerdir Mucize'yi bu şekilde görüyoruz ve memnunuz ama yapımcılar bir anda animasyon tarzını değiştiriyorlar ve özellikle Adrien gibi karakterleri mahvediyorlar. Bence bu yüzden bile Mucize Uğur Bece'yi seyirci kaybı yaşayabilir. İkinci olarak yıllardır bizlerle olan ana kötümüz Gabriel gitti. Bence Gabriel dizi için çok iyi bir kötü adam tercihiydi. Ama maalesef o da aramızdan ayrıldı. Yani aslında olması gereken buydu. Ya Gabriel kazanacaktı ya da kaybedecekti. O da bizim kitabımızda kaybetmek yazmaz dedi ve kazandı. Ancak animasyon tarzının değiştirilmesi bence çok kötü bir karardı. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz yorumlara bekliyorum. Bu videomuz buraya kadardı. Londra özel bölümüne bakacağımız videoyu kaçırmamak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.